olmadı, olmadı. Olsa da olmadı. Evet, bir daha yapacağız. Yalnız hep yarışma yapıyorum. Zaten şu anda da tabii bu olay var. Kadınla erkek çekişmesi yeryüzü var olduğundan beri vardı, değil mi abi? Kadınla erkek hep çekişirler abi. Öyle mi abi? Haksız mıyım? Ama hep kadının fendi bizi yeniyor abi, ne hikmetse. Ne hikmetse, ne kadar erkek gibi görünsek de yine onların sözü geçiyor. Ne yapacağız efendim? Başta kadınlar, bayanlar bir Allah çekecekler. Daha sonra beylerimiz bir Allah çekecekler. O küçük yarışmayı burada yapacağız. Bakalım kimin sesi daha çok çıkacak? Malum da. Ama yine de deneyelim. Yine de deneyelim. Önce bayanlar efendim. Hazır mısınız? Hadi bakalım o zaman. Abi ne diyorsun abi? Yine onlar valla. Beyler, bu fırsat elimize geçti. Var gücünüzle, var gücünüzle artık bir şekilde bari bugün galip gelelim. Oldu mu? Kırmızı giller arkanızda. 6 tane erkek var burada. Oldu mu? Hazır mıyız beyler? Haydi bakalım. Yenge olmuyor şimdi ya. Dur. Şimdi ben tarafsız olarak hanımından korkmayan, masaya yumruğunu vuran Remzi abime mikrofonu tutacağım. Kimin sesi daha fazla çıktı Remzi abi? Ama böyle korkmak yok. Duydun mu senin sesini? Kur'an, hiçbir zaman korkmadım, korkmayacağım da. Onun için şu anda haklarımızı yiyorlar. Ağzını tutuyorlar, ağzını kapatıyorlar. Ve kapattılar onun için. Ama bayanlar her zaman haklı. Alkışlayalım bayanları. Ya sizler, vallahi diyorum, bizim başımızın tacı, İbrahim Tatlıses gibi oldu şimdi başımızın tacı ama hakikaten. İyi ki varsınız efendim, iyi ki varsınız. Bu bir latifeydi biliyorsunuz, bu şakaydı. Şimdi Bahar'la Volkan için bir Allah çekeceğiz efendim. Cümbür cemaat. Oldu mu efendim? Haydi bakalım. Ağzınıza sağlık efendim. Çok teşekkürler. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerle birlikte olacağız. Sizler sakın bizden ayrılmayın. Zengin içeriğiyle Berlin'de her yerde ve internette. www.heyberlin.de
almak değil vermektir. Kendinden çok sevmektir. Ecelin gelse bile önce onu düşünmektir. Günlerini sayıyorsan, dünyadan geçiyorsa benden sonrası tufan. Hey gidi Karadeniz oldun bana su yolu. Hey gidi Karadeniz oldun bana su yolu. Bu selvi boylarına dolansın bu lazoli. Bu selvi boylarına dolansın bu lazoli. Haylar bana da hay bana. Nuri Köşker'le Gurbetin Sesi programı tüm hızıyla devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler, efendim şu anda düğünümüz tüm hızıyla devam ediyor. Sahnede şu anda efendim Karadeniz horon var efendim. Horonla devam ediyorlar. Bu arada fotoğraf çekiyor. Fotoğraf çek. Reklamım olsun oğlum. Evet. Fotoğrafımız çekti efendim. Ve yanımda hiç sevmediğim bir adam var. Mecbur zorla, tehditle reportaj yapmak zorunda kaldım. Sevgili izleyiciler, şu anda eli belimde, belimden silah falan tuttu. Ondan dolayı ne yapayım? Bir şey yapamıyorum. Güzel kardeşim, seni tanıyalım. Mecbur öyle davranıyorum. Adım Önder Ayşe. Ben de sahnelerin hiç sevilmez insanıyım. Aynısı. Ben duymadım. Bir daha söyle. Berlin sandalyelerin hiç sevilmez müzisyeniyim ben. Senin dediğin gibi. Hiç sevilmeyen müzisyen. Aynen öyle. Çok güzel. Yanımızda dünya tatlısı bir kızımız var. Bu kızımızı da bir tanıyalım. Adım Yonca Elçi. Öğrencim. 20 yaşındayım. Yoncacığım, güzel kızım. Bu yanındaki bu çirkin adam kim? Babam oluyor kendisi. Babam oluyor kendisi. Sevgili izleyiciler, Allah aşkına bir bakın. Şimdi bu buna benziyor mu? Olabilir mi yani? Mümkün. Şimdi sen bugün konuş, yarın bir günle birlikte sahne alacağız seni. Önler sesimi ayarla dersin. İntikamımı o gün alacağım seni. Olur mu ya? Ben seni çok seviyorum ya. Seni canımdan çok seviyorum. Küçükler. İnan. Bir de şurada. Gel bir de ben seni. Sevgili izleyiciler, bunun bir hastalığı var. Ama şimdi onu söylesek reklam olacak. Bir çikolata seviyor ama çikolatanın onun özel bir ismi var. O çikolatayı çok seviyor bu. Ana köfteci geldi. Gel onu ya. Gel. Gel bunu bana ver ya. Dur. Seni mi tanıyalım? Ben Berlin'de Evren Usta. Vegi köfte. Vegi çiğ köfte. Reklam yaptın, parasını aldın senden. Ne kadar abi? Tamam. Güzel olayım. Teşekkürler. Eline sağlık. Sevgili izleyiciler, harika olmuş. Güzel ama acısı eksik değil mi? Daha da ben ya acı yedim ya hiç yemedim. Evet. Esprimiz, şakamız bir tarafa. Önderciğim, seni çok seviyoruz biliyorsun. Fransa gibisin. Allah çocukların evlatlarını sana bağışlasın. Çok tatlı evlatlarım var. Buradan genç çiftlerimize neler söylemek istersin? Her şeyden evvel onlar ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah bir yastıkla koyuyorsun. Gerçekleşti bu sözde. Ama başka diyecek bir söz bulamıyorum. Darısı cadılarımın başına. Cadılarının başına. Şimdi iki tane. Bir de ablam var. Kızım doğru mu? Darısı değil mi? Evet. Ayıp ya, babanın yanında öyle derim. Yok yok, babam alışıyor bu duruma. Biz onlar, efendim biz aile gibiyiz efendim. Gördüğünüz gibi. Evet sevgili izleyiciler, efendim. Tabii esprimiz bir tarafa, ben çok seviyorum bu güzel insanları. İnanılmaz böyle yüreği güzel, yüreği temiz, fırlanta gibi bir kardeşim. Fazla övmeme de gerek yok. O kendisini biliyor zaten. Seyircilerimiz de biliyor, tanıyanları da çok iyi tanıyor. Efendim düğünümüzde reportajımız tüm hızıyla devam ediyor.